Gümüşçeşme Mahallesi Hızır Sokak'ta meydana gelen olayda bir inşaat firmasının boş arsada çalışma yaptığı sırada bitişikteki iki katlı binanın temeli zarar görmüş, evin duvarı da yıkılmıştı. İçeride avizelerin sallandığını, dört defa üstüne basa basa avizeler sallanıyor, televizyon düşmek üzere dedim. Deprem gibi içeride şey var, gürültü var dedim. Bina titriyor, siz her kepçeyi vurduğunuzda dedim. Ailenin defalarca uyarısına rağmen onlara aldırış etmeyen kepçe operatörünün ısrarla çalışmasının ardından yıkılan binada oturamayan aile sokakta kalmıştı. 2 yıl önce buraya izin verilmedi kazı için. Ev sahibimle arsa sahibi tartıştılar. Kadastroya haber verildi, belediyeye müracaat edildi. Onun da tarihi yılbaşına isabet etti. Yılbaşında geldi ev sahibim. Kadastro memurları buraya geldiler, ölçtüler, biçtiler. Buraya makinayla kazı olamaz yazısı verildi. İstanbul'da bir fabrikada çalışırken aldığı haber üzerine eşinin kalp krizi geçirdiğini öğrenen Mehmet Gürbüz de Balıkesir'e gelerek ailesine sahip çıktı. Ben olayın bu kadar büyük olduğunu tahmin etmedim. Ama düşündüğümden daha da büyükmüş. Konuştuk fakat bizim sıkıntımız, ben cumartesi akşam geldim acaba. O günden beri müteahhitle bir kuramadık, diyalog kuramadık. Mal sahipleri diyalog kuramadık. Biz dedik bir evde 3 aile kalıyoruz, bize yatacak yer temin edin, sabaha kadar bir şey olmaz dediler. O gün de biliyorsunuz cumartesi ve pazar günü çok soğuk, aşırı soğuk vardı. Ve arkadaşımızın kardeşine de bir gün sığındık. Ama yine de yeterli, 6 günden beri de başkalarının evlerinde kalıyoruz. Ve bize o ben defalarca söylememe rağmen yeme içme temin edin, yatacak yer temin edin dememe rağmen hiç kimse ilgilenmedi. Sokakta kalan aile komşularına sığınırken müteahhit firmada hatasını telafi etmek için harekete geçti. Binanın çöken temeline beton atılırken yıkılan duvarlara da yeniden örüldü. Sıva çalışmaları süren evdeki onarım çalışmalarının bir hafta daha süreceği belirtildi. Bunu yapmaya çalışıyorlar, yıktıklarını yapmaya çalışıyorlar. Ancak yavaş yavaş oldu. Ondan sonra bilmiyorum işte, bundan sonra da hepsini temin edeceğiz dediler bugün ilk defa. Hepsini, eşyalarımız falan hepsini temin edeceğiz dedim. Şikayet üzerine polisin tutanak tutup soruşturma başlattığı olayda mağdur olan Gürbüz ailesi ise kendilerine yardım edilmesini istiyor. Zaten yatak odası tamamen kırıldı. O kırıldı, halılar yırtıldı orada. Ondan sonra biraz bir birikimim vardı evde. Para mı? Evet, para, nakit paraydı. Ona ulaşamadık biz şu ana kadar, ulaşamadık. Öyle mi? Ne kadar paraydı o? 700 TL'ydi. Ben olaydan bir gün, 2 gün sonra müteahhit buraya Yüksel Bey'i ben kendim telefon numarasını bulup kendim aradım. Gelin görüşelim bizim durumumuz ne olacak diye. Geldi bir saat sonra falan işte. Ondan sonra da dedim biz ne olacağız, yani bu eşyalarım ne olacak, çıkarabilir miyiz? Eğer ben oraya hiçbir işçimi gönderip aldırmam dedi. Orası zaten göçecek. Eşyalarım ne olacak? Biz ne olacağız? Bize bir yer gösterecek misiniz? Biz meydanda kaldık dedim. Ondan sonra tamam tamam dedi. Gitti o gidişine.